Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estağfirullah. Rabb şirah li sadri ve yessir li emri ve hlulukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve auzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Cümleten selamun aleyküm. Bugün inşallah dördüncü lemayı konuşalım istiyorum. Daha evvel 1-2-3'ü ders yapmıştık burada. Hepsini okuyamamıştık ama hani okuduğumuz kadarıyla onları ders yapmıştık. Bugün de dördüncü lemayı konuşalım istiyorum. Dördüncü lemanın ismi Minhacus Sünne. Yani kısa bir ismi var, özel bir ismi var, Minhacus Sünne. Fakat Minhacus Sünne sadece bu eserin ismi değil. Mesela bundan belki ne kadar zaman oluyor? Belki 1000 yıl oluyor neredeyse. İbn-i Teymiye de bir tane Minhacus Sünne yazmış. Şiilere reddiye olarak. Daha çok İslam literatüründe bazı kitap isimleri metodoloji ismi gibi. Mesela İmam Ahmet bin Hanbel'in radıyallahu anh şeyi var, müsnedi var. Müsned aslında bir metodoloji. Yani eserin, işte hadislerin sıralanmasının özel bir şekli var. Şimdi nasıl oldu aklımda değil ama. Eğer o şekilde yazarsanız ona müsned deniliyor. İşte Tirmizi'nin süneni var. Sünen aslında eserin ismi değil de bir metodoloji yani. O tarz yazarsanız, hadisleri sıralamakta bir usul var mesela. O sünenlerde ayrı bir usul var. Müsnetlerde ayrı bir usul var. Tirmizi'nin süneni, İmam Ahmet bin Hanbel'in müsnedi denildiğinde bir tür anlaşılıyor. Minhacus Sünne de Allahu Alem öyle bir şey. Yani Şiilerin iddialarına karşı yapılan böyle savunmalar, Ehl-i Sünnet'in duruşunu açıklayan şeylere Minhacus Sünne denmiş. İlk yazan da bunu mesela işte benim bildiğim, belki evveli de vardır ama benim malumatım yok. İbn-i Teymiye'nin bir tane Minhacus Sünnesi var. Fakat okuyanların anlattığına göre biraz sert gidiyormuş. Zaten Meşrebendi o biraz sert birisi. Biraz Ehl-i Beyt'e de haksızlık ettiğini söylüyorlar yani. Bugün işte Vahhabilerin sahabeye karşı biraz hürmetsiz o tutumu İbn-i Teymiye'den de kaynaklanıyor. Onu pir bildikleri için onun metodolojisini biraz onlar uyguluyorlar. O yüzden bugünlerde işte Harameyn'de sahabelerin mezarlığını falan bulamıyorsak bunun biraz sonucu. Minhacus Sünne böyle bir şey. Peki Bediüzzaman Hazretleri bu eserde ne yapıyor? Bu eserde bize 2-3 ayeti tefsir ediyor ama öyle bir tefsir ediyor ki o ayetler sadece kendi manaları değil birer yol haline geliyorlar. Biz işte Kur'an'a bakarken, sünnete bakarken, Peygamber Efendimiz'in hayatına bakarken nasıl bir bakış açısı sahibi olmalıyız? Onları öğretiyorlar. Bu kadar konuştuğum yeter. Artık mevzuya gireyim. Dördüncü lema. Minhacus Sünne bu risaleye layık görülmüştür. Meseleyi imamet bir meseleyi fer'i olduğu halde ziyade ehemmiyet verildiğinden bir mesaili imaniye sırasına girip ilmi kelamda ve usulü dinde medar nazar olduğu cihetle Kur'an'a ve imana ait hizmet-i esasiyemize münasebeti bulunduğundan cüz'i bahsedildi. Burayı biraz konuşalım. Meseleyi imamet. Nedir meseleyi imamet? Bilen var mı? Malumat olan var mı? Halifelik mevzusu. Soydan mı gelir? Seçimli mi olur? Mevzusunda Şii kesim soydan gelir ve Peygamber Efendimiz'in soyunda olması esas diye. Evet. Biz Ehl-i Sünnet bunu kabul ediyoruz. Evet. Bizde liyakat. Liyakat konusudur. Mesele-i imamet bu demek. Yani Efendimiz'den sonra onun veraseti nasıl dağılacak? İşte Mahmut abinin tam dediği gibi Şia diyor ki bu kan bağıyla olması lazım. Biz diyoruz ki yok, kan bağıyla ilgili değil. Eğer liyakati varsa kişinin, o da imameti hak eder. O yüzden mesela Şia'da 12 imam var mesela, işte Hazreti Ali'nin soyundan gelen 12 kişilik. O da kendilerince tabii, o imamlar bize de göre imam mesela. Ehl-i Sünnet de onları imam diyor ama onlardan gelen haberlerin Şia'nın bozumuna uğradığı için biz onları kabul edemiyoruz. Yani mesela İmam Cafer'in içtihatları da haktır bize göre. Ama İmam Cafer'in Caferi mezhebinin biz Şia'nın bozumuna uğradığı için bugün hak mezhep olmadığını iddia ediyoruz, söylüyoruz, inanıyoruz. Bize göre hak mezhep 4 tane. Bizim hak mezhep imamlarımızın soyca Efendimiz'le bir bağ var mı? Yok. Mesela İmam-ı Azim Ebu Hanife Hazretleri Irak coğrafyasından, İmam Şafii Hazretleri hadi Kureyş kabilesinden, onun bir akrabalık bağı var uzaktan da olsa. Ama diğer imamlarımızın şeyi yok. Biz
liyakatle de eğer sünnete ittiba ediyorlarsa, ilimlerde yetkinlik sahibilerse, onların da kendi alanlarında imameti hak ettiklerini kabul ediyoruz. Şia bunu kabul etmiyor. Mesela onlar eğer bir imam bir içtihatta bulunmuş, Ehl-i Beyt'in imamlarından birisi bir içtihatta bulunmuş da bizim Ehl-i Sünnet'in imamları aksini söylemişse, diyorlar ki Ehl-i Sünnet'in imamı dalalettedir. Çünkü o masum imam, onun hatası yok. Masum imamın sözüne uymadığı için Ehl-i Sünnet imamını dalalette suçlayabiliyorlar. Onlarda böyle bir arıza var işte, itikadi bir mesele olmuş. Normalde mesele-i imamet bir mesele-i fer'i olduğu halde, asıl meselelerden değil. Hani akaid-i imaniyeden değil, temel mevzulardan değil, İslam için en azından. Ama niye şey olmuş? Ziyade ehemmiyet verildiğinden çok tartışma konusu olmuş İslam tarihinde. Üzerine harpler olmuş, tartışmalar olmuş vesaire. Bir mesail-i imaniye sırasına girip ilmi kelamda ve usulü dinde medar-ı nazar olduğu cihetle Kur'an'a ve imana ait hizmet-i esasiyemize münasebeti bulunduğundan cüz'i bahsedildi. Şimdi mevzu evet bir imametin kim hak ediyor, kim hak etmiyor şeyinden başlıyor ama orada kalmıyor ki. Ayetlere bakışımızı etkiliyor, hadislere yaklaşımımızı etkiliyor. İşte hani kimin içtihadı alınır, kimin içtihadı alınmaz oraya kadar yansıyor. Böyle dallandığı, budaklandığı için İlmi kelam ulemamız, usulüddin ulemamız bunu önemsemişler. Bu mevzuyu kitaplarına, eserlerine almışlar. Zaten arkadaşlar ilmi kelamın şöyle bir yanı vardır. İslami ilimler içinde en çok güncellenen ilim, ilmi kelamdır. Mesela bir mevzu bir önceki asırda tartışma konusu değildir ama bir sonraki asırda birden itikadi bir tartışma konusu olmaya başlar. Mesela Kur'an'ın şeyi, hulukul Kur'an meselesi mesela. Önceki asrın konusu değil ama Tebe-i Tabi'in konusuyla, Tebe-i Tabi'in zamanında gündem oluyor. Bak, yokken konuşulmuyor ama varken birden akaid kitaplarında yer bulmaya başlıyor. Ve mesela vardır öyle, Akide-i Tahaviye metninde vardır mesela, Kur'an'ın mahluk olmadığına iman ederiz diyor mesela. Orada o bir cümle olarak yer alıyor. Güncelleniyor. İlmi kelamın böyle bir şeyi var. Bediüzzaman Hazretleri de bir ilmi kelam alimi. O da mesela kendi zamanında önüne çıkan güncel meseleleri ne yapıyor? Cevaplandırıyor, akaidin içine katıyor onları da. Çünkü cevap bulmazsa şüpheler oluşacak, işte arızalar oluşacak vesaire. Mesela müteşabih ayetler, bilirsin işte Cenab-ı Hak her hayır elimdedir diyor. Veya işte buna benzer gene Kur'an'da olan ayetler var. Selef uleması bunları hiç tevil etmemişler. Bunlar ayettir. Cenab-ı Hak'tan gelmiştir. Bunlara iman ederiz. Hakkında düşünmeyiz demişler. Veya Cenab-ı Hak arşı istiva etti mesela. Bunun hakkında düşünmeyiz. Ayettir, iman ederiz. Hakkında düşünmeyiz demişler. Ama müteahhirin uleması bunları tevil etmek zorunda kalmış. Neden? Çünkü bid'a fırkalar şey yapıyor. Ya mesela işte o zaman müşebbihe diye bir fırka çıkmış. Mücessime diye bir fırka çıkmış. Allah'ın eli vardır demeye başlamışlar mesela. Haşa. Onlar öyle dediği için de İslam uleması bunlara karşı o ayetleri tevil etmeye başlamış. Hani selef derler, selefin usulü teslimdir. Onlar teslim olmuşlar. Müteahhirin uleması tevil etmişler ayetleri. Niye? Zamanın ihtiyacı bu çünkü. Oradan da buraya bakabiliriz yani. Şimdi geldik. Bediüzzaman Hazretleri'nin hangi ayetlere tefsir ettiğine. Bismillahirrahmanirrahim. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ Bu ayet Tevbe suresinin 128. ayeti. Okuyayım, ondan sonra diğerini de okuyayım. Size kendi içinizden öyle bir peygamber geldi ki sizin sıkıntıya uğramanız ona pek ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere çok şefkatli, çok merhametlidir. Orijinalini bir daha okuyayım. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ Efendimizin bize olan merhametini hatırlatan bir ayet-i kerime. Bu Tevbe suresinin 128. ayetiydi. Bir de 129. ayeti var burada, onu da okuyayım. فَاِنْ تَوَلَّوْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُ عَلَيْهِ تَوَكَّدُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
Onun da kısa bir meali yine şu şekilde: ey peygamber, eğer senden yüz çevirecek olurlarsa de ki Allah bana yeter. Ondan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Ben ona tevekkül ettim. Yüce Arş'ın Rabbi de odur. Bu da Tevbe suresinin 129. ayetiydi. Evet, 128 ve 129. ayetler bunlar. Bakınız, daha meal düzeyinde muhatap olduğumuzda bile ayet-i kerimeler bize şunu hissettiriyor. Birinci ayet bize Efendimizin şefkatini anlatıyor. İkinci ayet istinasını anlatıyor. Yani ne demek? Efendimiz bize şefkat ediyor ama, bizim bir şeyler yapmamızı istiyor ama, bize nasihat ediyor ama, bu onun bize muhtaç olmasından değil. Bak, devamında hemen şey yapıyor zaten. Ey peygamber, eğer senden yüz çevirecek olurlarsa dedi ki Allah bana yeter. Ondan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Ben ona tevekkül ettim. Yüce Arş'ın Rabbi de odur. Yani bizim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la ilişkimiz bir al gülüm ver gülüm ilişkisi değil. Bizim her şekilde Efendimiz'e ihtiyacımız var. Onun Aleyhisselatü Vesselam bize ihtiyacı yok. Bugün Ahmet Allah korusun iman etmese Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hiçbir şey olmaz. Biz ona muhtaçız. Yani onun şefkatinin anlamı tamamen onun kemalinden. Buyur abi. Abi teşbih daha tam olmasın. Farzlarınki denizin ortasına düştük. Bir tane can simidi var. Bizim o can simidine ihtiyacımız var. Çok güzel. O can simidi o denizin ortasında yüzmeye devam ediyor. Biz ona sarılmamız gerekiyor. Bizim ona sarılmamız ona bir kuvvet, ona bir onun muhtaçlığından falan değil. Değil yani. Değil. Evet. Burada öyle bir yere koyuyor yani Tevbe suresi. Bir devamında bir ayet daha var, onu da okuyayım. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. Bu da Şura suresinin 23. ayeti. Kısa bir meali şu şekilde. De ki, vazifem karşılığında sizden bir ücret istemiyorum. Sizden istediğim ancak akrabaya sevgi ve ehli beytime muhabbettir. Şimdi yukarıdaki ayet aslında aşağıdaki ayeti ya da Kur'an'da bu nebiden rastlayacağımız ayetleri doğru anlamayı öğretiyor bize. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ehli beytine muhabbeti istiyor. Ona bir haşa sümme haşa kıyamız olsun diye mi istiyor? Hayır. O zaten Üstad Hazretleri hemen onu izah edecek burada. Bizim ihtiyacımız olduğu için, onun ihtiyacı olduğu için değil. Bizim ona ihtiyacımız olduğu için istiyor bizden. Bakın burada bir bakış açısı oluştu. Ayet-i Kerime bize bir yön öğretti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizden her ne istemişse, salavatı da bağlayacak şimdi onu. Salavat olabilir bu. Mesela kendisine dua etmemizi istiyor. Efendimiz ona dua etmemizi kendi menfaati için mi istiyor? Bak, ayet bize öğretti. Hayır. O ihtiyacı yok buna onun. Allah bana yeter diyor o. Bizim ihtiyacımız olduğu için, salavat bize iyi geldiği için, bizim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la ilişkimizi korumamızı sağladığı için ve onun alacağı rahmet daha çok kişiye şefaat etmesini sağlayacak, belki de o şefaat sayesinde ayağımızı cennete atacağımız için yani biz Efendimiz'e salavat getiriyoruz. Belki de bizim getirdiğimiz salavat ahirette karşımıza Efendimiz'in bize şefaati olarak çıkacak. O çok dua aldığı için daha çok kişiyi, işte o makam-ı Mahmud'da artık ne kadar geniş bir şefaat hakkı varsa onu biz sayılara sığdıramıyoruz. Orada belki de ayağımızı cennete adım atmamızı sağlayacak olan şey Efendimizin bize olan şefaati olacak inşallah. Cenab-ı Hak nasip eylesin inşallah. Dün akşamda şey yaptık ya, makam-ı Mahmud bir maide. Evet. Salavat ettiğimizde biz o maideye temasımız söz konusu yani. Bizim istifademiz söz konusu. Tabii tabii, o sofra zaten Allah vaat etmiş onu. Var. Evet. Yani o kuvvetli evet, bir bağ. Yani nasıl ki biz şu an temsil veriyorum yine örnek. Telefonlarımıza internet olmadığı zaman bir demir parçasından bir farkı yoksa, bir şeye erişemiyorsa, salavat da bizim Peygamber Efendimiz'e şu anki halimizde ulaşabilmemizin en şey yolu yani. Evet. Yani çünkü biz ne kendisini gördük, ne ashabını gördük, ne tabi tabiini gördük. Bizim ona ulaşabileceğimiz kaynak
ona getireceğimiz salavatlar, evet, selamlar. O kanal açılmış değil mi? Oradan görüşebiliyoruz ancak. O kanaldan gidebiliyoruz abi. Hani ben şey örneğini veriyorum abi. Mesela benim bir arkadaşım vardı. Ya lisede Kaan diye, kulakları çınlasın. O kadar böyle Beşiktaş'la dolu ki adam, Beşiktaş taraftarı. Ben de Beşiktaş taraftarıyım ama bu hasta yani. Hep böyle teneffüs arasında koluma giriyor. Ahmet işte bilmem hangi maçta bilmem ne oldu bilmem ne. Ama biz ne anlıyoruz oradan? Adamın dilinde ne kadar Beşiktaş varsa dünyasında da o kadar Beşiktaş var. Yani dilinde ne kadar gezdiriyorsa dünyasında da o kadar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ismini, ona getirdiğimiz salavatı ne kadar dilimizde gezdiriyorsak aslında Efendimiz'i de o kadar hayatımızda yani. İşte o dinamik ilişkiyi o sağlıyor. Her an onun işte biatımız, onun manasının bizim dünyamızda olduğunu hatırlayışımız, dediğin gibi abi, o salavat üzerinden oluyor o dinamik ilişki. Evet, zaten modernistler de bunu biliyorlar ki hep böyle salavatla çok uğraşıyorlar işte. İsmini vermeyeyim şimdi, bir tanesi onlardan şey diyordu ya, ben peygambere yalakalık etmeyi sevmiyorum ya. Böyle salavat getirmek oymuş. Ben diyor peygambere yalakalık etmeyi sevmiyorum ya. Ya işte onlar da var ama bu zümrede. Nasıl yaşarsanız öyle ödürsünüz. Evet. Nasıl? Celle Celaluhu'ya da öyle diyor mesela. Ben diyor Allah'a diyor yalakalık etmek istemiyorum. Celle Celaluhu demeye gerek yokmuş. Onu öyle izah ediyor. Tövbe estağfurullah. Halbuki... Zaten ihtiyacı yok ki. He. Yani ihtiyaç sahibi olan sensin. Fazla kifaya söylüyorum. Bir patron da gidip her pençe divan durup ona her türlü şeyi yaparken yalakalık olmuyor da Peygamber Efendimiz'e getireceğim bir salavat veya Cenab-ı Allah'ın ismini getireceğim bir kelime mi şey olacak yani? O, sana... o tamamen kişiyi soğutmak adına, toplumu soğutmak adına akliyetle yapılmış olan. O dinamik bağı kesmek adına bir şey aslında, evet. Evet. Oradan bağı kesince zaten olayı büyük ölçüde bitirmiş olacak. Yıkmış olacak. Yıkmış olacak. Şu ayet-i azimenin çok hakaik-i azimesinden bir iki hakikatine iki makam ile işaret edeceğiz. Birinci makam. Dört nüktedir. Birinci nükte. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın ümmetine karşı kemal-i şefkat ve merhametini ifade ediyor. Evet. Rivayet-i sahiha ile mahşerin dehşetinden herkes, hatta enbiya dahi nefsi nefsi dedikleri zaman Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ümmeti ümmeti diye refet ve şefkatini göstereceği gibi yeni dünyaya geldiği zaman ehli keşfin tasdikiyle validesi onun münacatından ümmeti ümmeti işitmiş. Hem bütün tarihi hayatı ve neşrettiği şefkatkerane mekarim-i ahlak, kemal-i şefkat ve refetini gösterdiği gibi, ümmetinin hadsiz salavatına hadsiz ihtiyaç göstermekle, işte geldik oraya, ümmetinin hadsiz salavatına hadsiz ihtiyaç göstermekle, ümmetinin bütün saadetleriyle kemal-i şefkatinden alakadar olduğunu göstermekle, hadsiz bir şefkatini göstermiş. Biz mesela çok sevdiğimiz, muhabbet ettiğimiz bir insanın aramayışına kızarız değil mi? Ya sen niye beni hiç aramıyorsun kardeşim deriz. Yani bir ara, bir konuşalım. Sıkılırsan, derdin olursa mutlaka beni ara. Şöyle olursa beni ara deriz. Aramazsa da güceniriz. Ya ben onun abisi sayılırdım, işte amcası sayılırdım, şuydu buydu. Niye beni aramıyor, niye benimle şey yapmıyor, haber vermiyor, böyle bir şey başına gelmiş deriz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da salavat üzerinden bizimle, yani diyor ki benimle İletişim kurun ya, hani ilgi kurun. Salavatımız ona gidiyor, o onları alıyor zaten, haberdar oluyor. Ve diyor ki hani bu iletişimi diri tutun, salavatı sürekli getirerek. Çünkü ben sizinle ilgileniyorum, her birinizle. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefkatini, o ayet-i kerimede bahsedilen size çok şefkatlidir. Hakikatini sahabe, tabi'in, tabi'in görememiştir de sahabe diyelim. Sahabe bizzat Efendimizin işte... cömertliğiyle, himayesiyle, işte Metin abinin dediği gibi sohbetinde bulunmakla, sorularına cevap almakla, daha gibi gibi 40 şekilde, 100 şekilde, 1000 şekilde tatmışlar. Peki onlardan sonra gelenler, biz Efendimizin şefkatini nasıl görüyoruz? Biz de bu Risale'nin devamı olan şey var, Mirkatü's Sünne Risalesi var, o da 7. lema galiba.
Orada mesela Üstad Hazretleri onu da şey yapıyor. Biz de Efendimizin bize şefkatini sünnetiyle görüyoruz. Bizi acaba dediğimiz yerlerde o acabadan kurtarıyor ya. Doğru budur, hakikat budur, bunu seçersiniz, rahat edersiniz diyor ya. Hani deniz feneri diyor Üstad, deniz feneri gibi böyle yolumu aydınlatıyordu diyor. Böyle pusula gibi bana yön gösteriyordu diyor. Biz de Efendimizin şefkatini sünnetiyle yaşıyoruz. Efendimizin sünnetini reddeden aslında ümmetine olan şefkatini reddediyor. Siz birine şefkat gösterdiğiniz zaman ne yaparsınız? Her halinde, her tavrında şey ararsınız bir an, hata yapmasın, aman şöyle olmasın, böyle yapmasın. Kollamaya çalışırsınız, doğruyu seçtirmeye çalışırsınız. Hani şefkatiniz buradan kendini gösterir. Mesela Erdem abinin Ertuğrul'a, Ömer'e şefkati, Ertuğrul da Ömer'i himayesinden gözükür. Onların yanlış seçim yapmamalarından gözükür, işte onlar da kollamasından gözükür vesaire. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bize şefkatli. O da bizim yanlışı seçmememizi istiyor işte. Sünnet-i seniyesi, Efendimizin şefkatinin de bir gereği, muktazisi, lazımı yani. Eğer Efendimizin şefkati varsa, sünnet-i seniyesi de olacaktır diyebiliriz. Hatta ben bunu mesela biraz daha Cenab-ı Hakk'a kadar çıkarıp deistlere cevap olarak söylüyorum. Bakın diyorum, ilgilenmek seviye seviyedir. Mesela işte bir insanın halini hatırını sormak da bir ilgidir. Biraz ilerisinde o adamın işte müşküllerini halletmek falan da bir ilgidir. Daha ilerisinde her an yanında olmak da bir ilgidir. Ama ilgilerin en büyüğü bir şeyi yaratmaktır. Yoktan vara çıkarmış Cenab-ı Hak bizi. Yoktan vara çıkarmak ve kayyumiyetiyle her an varlıkta tutmaktan daha büyük ilgi var mı? Ferzende abi hani. Böyle bir ilgiden daha büyük bir ilgi. Bizim ilgimiz ne ki? Biz ben Ezra Erdal abim ufak bir sorun olur onu hallederim. O kadarcık hani benim. Kısa süreli. Kısa süreli ufacık bir destek. O da zaten belki ben katılmasam da devam edecek. Tabii. Yani etkim de belki benim o kadar gerekli değil. Ama Cenab-ı Hakk'ın bizi yoktan varlığa çıkarması, varlıkta tutması ilgilerin en yükseği. Yani o kadar ilgileniyor bizim de Cenab-ı Hak. Tırnak içinde ilgi ifadesini kullanıyorum. Şimdi böyle bir Allah'ın Celle Celaluhu, bizi varlığa çıkaracak kadar ilgilenen bir Allah'ın bizim varlıktaki acabalarımızı, yol bulamamalarımızı, onu bulamayışımızı, daralmalarımızı, bunalmalarımızı vesaire cevapsız bırakacağı, kendisinden habersiz bırakacağı düşünülebilir mi? Cenab-ı Hakk'ın o yaratmaktaki ilgisi nübüvveti gerektirir. Efendim Üstad Hazretleri diyor ya, güneş ışıksız olmaz, uluhiyet de nübüvvetsiz olmaz. Madem bu kadar ilgileniyor, mutlaka bizim o boş kaldığımız, işte karıştırdığımız, bulamadığımız doğru cevap nedir diye merak ettiğimiz yerlerde mutlaka o cevapları bize göndermiş olması lazım. O ilgi bununla tamam olur. Bu olmazsa o ilgi eksik kalır. Öyle bir oran var ya, ya buyur abi. Her dönem zaten insanoğlunun cevap bulamadığı sorular olmuştur. Evet. Kendiyle alakalı, evrenle alakalı, yaratılışla alakalı. Cenab-ı Allah da zaten ilgisiz bırakmamış her dönem peygamberler gelmiş. Ta ki en son Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar. O da zaten bütün hepsinden almış olduğu cevapları zaten biliyor ve en son derleyip bütün insanlığa sunuyor. Evet. Cenab-ı Allah'ı tanımak istiyorsa Cenab-ı Allah'ın ayetleri bunlar ve benim hayatımda bu ayetler ışığındadır zaten. Evet. Eğer benim hayatımı tatbik ederse zaten doğru yola erişeceksin. Aynen abi o şekilde gerçekten yani o şey onu gerektiriyor böyle doğru orantı var içinde. Bu paragrafı bir daha okuyayım bu konuştuklarımız ışığında. Evet, rivayeti sahiha ile mahşerin dehşetinden herkes hatta enbiya dahi nefsi nefsi yani kendilerini düşündükleri zaman Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ümmeti ümmeti diye refet ve şefkatini göstereceği gibi yeni dünyaya geldiği zaman ehli keşfin tasdikiyle validesi onun münacatından ümmeti ümmeti işitmiş. Daha dünyaya geldiğinde bile derdi ümmeti. Hem bütün tarihi hayatı ve neşrettiği şefkatkarane mekarim-i ahlak, kemal-i şefkat ve refetini gösterdiği gibi, ümmetinin hadsiz salavatına hadsiz ihtiyaç göstermekle, ümmetinin bütün saadetleriyle kemal-i şefkatinden alakadar olduğunu göstermekle, hadsiz bir şefkatini göstermiş.
İşte bu derece şefkatli ve merhametli bir rehberin sünnet-i seniyesine müraat etmemek ne derece nankörlük ve vicdansızlık olduğunu kıyas eyle. Yani o seninle o kadar ilgilensin de sen oralı olma. İşte bu nankörlük gerçekten. Bu ayet-i kerimeyle bakın nasıl burası bütünleşiyor. Ayet-i kerimeyi bir daha okuyayım. Estağfirullah. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفٌ رَحِيمٌ. Size kendi içinizden öyle bir peygamber geldi ki sizin sıkıntıya uğramanız ona pek ağır gelir. Sizin sıkıntıya uğramanız ona pek ağır gelir. Çok dehşet bir şey. Çok, o size çok düşkün, müminlere çok şefkatli, çok merhametlidir. Devamında gelecek, şimdi zaten okuyacağız inşallah. İşte dedim ya, Üstad Hazretleri burada ayetleri ayet olarak değil de yola çeviriyor. Nasıl çeviriyor yola? Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sadır olmuş, bize gelen ne kadar haber varsa fiillerine dair, işte ibadetlerine dair, tavsiyelerine, nasihatlerine dair, artık bunlara nasıl bakacağız? Bize olan şefkatinin tezahürleri, değil kendi ihtiyacı. Bize olan şefkatinin tezahürleri. Yalnız bizim mi? Tek birey birey bizim değil. Bütün ümmetin büyük resminde. O açıdan baktığımız zaman o fiillerin, eylemlerin, belki işte oryantalistlerin kullandığı, şimdi gelecek mesela oryantalistler, Şiilerin Hazreti Ali hakkındaki radıyallahu anh bu aşırı muhabbetlerini ve o yolda sevk ettikleri haberleri oryantalistler kullanıyorlar. Diyorlar ki ya işte Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam, onlar öyle demiyor da Muhammed diyor onlar. Aslında o kendi soyunu kral yapacaktı da olmadı işte. Yani arkadasındakiler izin vermediler. Yoksa onun bu kadar kendi soyuna dair işte hadisleri, işte Hazreti Ali'nin faziletine dair haberleri gösteriyor ki o aslında kendi soyundan bir krallık kurmak istiyordu. Oryantalistler ne demek? Onların mesleği o zaten. Yani bize, bizim şeyimizi satmak, kötü satmak. Ona karşı da Üstad Hazretleri Efendimizin şefkatiyle bir müdafaa yapıyor adeta sanki. Devam edelim. İkinci nükte. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, ben konuşuyorum ama vaktimiz var mı? Var değil mi? İkinci nükte. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam külli ve umumi vazife-i nübüvvet içinde bazı hususi cüz'i maddelere karşı azim bir şefkat göstermiştir. Bak, Efendimizin hayatında her birimizin duyduğumuzda ya niye bunu böyle yapmış acaba diye dediğimiz şeyler olabilir. Bak, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam külli ve umumi vazife-i nübüvvet içinde bazı hususi cüz'i maddelere karşı azim bir şefkat göstermiştir. Zahir hale göre o azim şefkati, o hususi cüz'i maddelere sarf etmesi vazife-i nübüvvetin fevkalade ehemmiyetine uygun gelmiyor. Fakat hakikatte o cüz'i madde külli, umumi bir vazife-i nübüvvetin medarı olabilecek bir silsilenin ucu ve mümessili olduğundan o silsileyi azimenin hesabına onun mümessiline fevkalade ehemmiyet verilmiş. Mesela Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Hazreti Hasan ve Hüseyin'e karşı küçüklüklerinde gösterdikleri fevkalade şefkat ve ehemmiyet-i azime yalnız cibilli şefkat ve hissi karabetten gelen bir muhabbet değil. Belki vazife-i nübüvvetin bir hayt-ı nuranisinin bir ucu ve veraset-i nebeviyenin gayet ehemmiyetli bir cemaatinin menşei, mümessili, fihristesi cihetiyledir. İşte mesela o oryantalistlerin iddiası. Ya Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam niye bu kadar torunlarına dair işte hadis sevk etti, onlara muhabbet gösterdi, ehemmiyet verdi. Hazreti Ali hakkında radıyallahu anh niye bu kadar hadis var? Acaba bu dünyevi bir çıkar mı? Acaba o da mı akrabalarını kayırmak istiyordu falan filan? Haşa sümme haşa. Hayır. O bizim cüz'i sandığımız, arzi sandığımız, deni sandığımız mesele esasında bütün ümmetle ilgili. Biz ona uyanmamışız. Biz ona uyandığımız zaman zaten işin hakikati tebarüz ediyor. İşte bu. Mesela Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Hazreti Hasan ve Hüseyin'e karşı küçüklüklerinde gösterdikleri fevkalade şefkat ve ehemmiyet azime yalnız cibilli
şefkat ve hissi karabetten gelen, yani soy yakınlığından, akrabalıktan gelen bir muhabbet değil, belki vazife-i nübüvvetin bir hayt-ı nuranisinin bir ucu ve veraset-i nebeviyenin gayet ehemmiyetli bir cemaatinin menşei, mümessili, fihristesi cihetiyledir. Evet, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, Hazreti Hasan'ı radıyallahu anh kemal-i şefkatinden kucağına alarak başını öpmesiyle Hazreti Hasan'dan radıyallahu anh teselsül eden nurani nesli mübarekinden Gavs-ı Azam olan Şah-ı Geylani gibi çok mehdi misal verese-i nübüvvet ve hamele-i şeriat-ı Ahmediye aleyhissalatu vesselam olan zatların hesabına Hazreti Hasan'ın radıyallahu anh başını öpmüş ve o zatların istikbalde edecekleri hizmet-i kutsiyelerin nazar-ı nübüvvetle görüp takdir ve istihsan etmiş. Ve takdir ve teşvike alamet olarak Hazreti Hasan'ın radıyallahu anh başını öpmüş. Hem Hazreti Hüseyin'e karşı gösterdikleri fevkalade ehemmiyet ve şefkat, Hazreti Hüseyin'in radıyallahu anh silsile-i nuraniyesinden gelen Zeynel Abidin, Cafer-i Sadık gibi eimme-i alişan ve hakiki verese-i nebeviye gibi pek çok mehdi misal zevat-ı nuraniyenin namına ve dini İslam ve vazife-i risalet hesabına boynunu öpmüş, kemal-i şefkat ve ehemmiyetini göstermiştir. Bakınız Efendimiz aleyhissalatü vesselamın fiilleri nasıl okunacak? İşte baştaki ayetle ilgili dedim ya, burası öyle. Efendimizin akrabasına olan sevgisi, bunu işte oryantalistler gibi veya işte sosyoloji düzeyinde, sosyoloji mesela psikoloji böyle ilimlerdir. Arzi ilimlerdir bunlar. Nasıl diyeyim? Mesela fizik, kimya, biyoloji nasıl maddelerin varoluş süreçlerini bize esbab ilişkisi içinde açıklıyorlar. Allah'a pek nazara vermiyorlar, hiç nazara vermiyorlar neredeyse. İşte şu şu şöyle oluyor, bu böyle oluşuyor falan diye anlatıyorlar. Sosyoloji ve psikoloji de aslında ruha dair şeyler veya hayata dair şeyleri yine belli bir esbab silsilesi içinde naklediyorlar. O nedenle mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nesli mübarekine gösterdiği sevgiyi, Hazreti Ali'ye gösterdiği sevgiyi, Hazreti Fatma'ya gösterdiği sevgiyi veya torunlarına gösterdiği sevgiyi, o sosyoloji kökenli, psikoloji kökenli oryantalizm hep şeyle açıklıyor. Sebepler üzerinden açıklamaya çalışıyor. Yani diyor ki işte her insanda soyuna karşı bir sevgi vardır. Her insan ister ki kendi soyundakiler başa geçsin, kral olsun. İşte Hazreti Muhammed de kendi soyundakilerin kral olmasını istemiştir. Haşa sümme haşa. Böyle bir zeminde açıklıyorlar. Halbuki biz öyle mi anlıyoruz? Haşa. Biz onu yine bize bakan, bizim aczimize, fakrımıza bakan, alanın biz olduğumuz, Efendimiz'e herhangi bir kötü istinatta bulunmadığımız bir zeminde anlıyoruz. O zeminde bu, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara hürmet etmiş. Çünkü onlardan, gelecek nesillerden ümmet çok hayır görecek. Öyle halis insanlar, öyle sadık insanlar, öyle alim insanlar çıkacak ki ümmet için onlar bir ip gibi olacaklar, havlu gibi olacaklar böyle. Sarılacak ümmet onlara. İçerisinde bir kutsiyet var. Evet. Yani kutsiyete inanmayan birine her şeyi mantık içerisinde anlatamazsın. Çünkü neden? Hani ne diyor? Aklı gözünde olanların hani bu tarz şeylerde kördür onlar. Yani bazı şeyleri illa sen gözle veya akılla göremezsin. Kalp de görür. Bir bu var. Bir de ölçü dediğimiz şeyin terazi olarak hani düşündüğümüzde bunların ölçüleri şu anki toplum sosyolojisi. Evet, evet. Veya o dönemki toplum sosyolojisi fark etmez. Hepsi ama bizim madde ölçümüzde madde. O yok. Yani sadece o yok. Yani onun içinde nazar-ı nübüvvet yok. Üstad ondan özellikle bahsediyor mesela. Nazar-ı nübüvvet adamların aşırı hayatında yok yani. Aynen. Üstad özellikle feraset de demiyor. Nazar-ı nübüvvet diyor. Orası çok önemli. Yani ölçü birimi çok önemli yani. Burada biz sadece işte insanın sosyal hayatını ele alıp bakarsak geçti. Yani geçmiş olsun. Biz onlarla bu alanda mücadele edemeyiz. Çünkü neden? Bu alan bizim için yeterli bir alan değil. İşin içerisinde Mehmet Ali'nin dediği gibi nazar-ı nübüvvet var. Peygamber Efendimiz orada bir elçi. Yani şimdi de o tarafı var. Bir emiri uyguluyor. Hani ben emir kuluyum diye bir tabir var ya. Onu o emir verene haşa soracaksın. Allah'a da hesap soramayacağına göre bu tarz şeylerin hani tam bir şekilde karşı tarafı ikna edici cevaplar olması
benim şahsi görümüm şu. Bu tabii mümkün değil gibi. Paradigma farkı aslında yani. Sen başka bir yerden bakıyorsun, o başka bir yerden bakıyor. Aynen. Bir de üstad burada yani farklı bir yorum getiriyor. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müteşabih kal yani konuşmaları olduğu gibi müteşabih demek ki hal ve etvarı fiilleri de var. Çok önemli. Güzel. Mesela orada mesela fiillerin de müteşabih. Peygamberimiz orada davranmışsa onun hikmetleri vardır. Aa, biz belki anlayamayabiliriz. Üstad gibi büyük müştehitler çıkar, açıklar hikmetini, anlarız. Demek onun hallerinin de müteşabih durumu var. Yani yorumlanması lazım. Evet. Üstad da şu anda yorumluyor zaten. Dediğiniz gibi abi, hepsini anlayamıyor olabiliriz. Mesela işte ayağımızda sağ ayakla girmeyi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam niye bu kadar önemsedi ya? Evet. Bu insanlığa ne katıyor arkadaş? Yani sorulabilir mi? Sorulabilir. Şu eşikten ha sağ ile girmiş, ha sol ile girmişim. Biz şu an zihnimiz oraya çıkmıyor olabilir. Ama belki de bir gün diyeceğiz ki ya hakikaten bu sağ ayakla girmek bütün şeyi değiştiriyor. Bilim bizim elimizde olsaydı onunla araştırırdık. İlla ki bir nedeni vardır da. Bilim şu an söküler zihnin elinde olduğu için öyle şeylerden haberleri biliyor. Yani yüzden sağ tarafa yapma mesela değil mi? Daha yeni hikmetini alıyor. Evet, evet, kalp solda da. Dolayısıyla şimdi demek ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aynı sözleri gibi de bazı efaleri müteşabihtir, yorumlanması lazım. O da tabii o konuda ihtisas sahipleri olacak. Yani üstad gibi, imamlar gibi. Öyle, ben öyle anladım. Yani. Evet. Bin yıl sonrasında keşfettiği şeyler, daha birkaç yıl öncesinde, evet, yemekten önce tuza banıp, benim sünneti, midemiz suyunu harekete geçiriyor ve yediklerimizi çok daha rahat sindiriyor. Beyne bilgi veriyor. Ayakta su içmenin hikmeti, yaptırarak su içmenin hikmeti. Bilim daha yeni yine bazı şeyler keşfediyor. Keşfedilemeyenlerde de. En çok da bu işte hadis düşmanları öyle, Serdar abi dediği gibi müteşabih gibi böyle bize tam açılmayanlara saldırıyorlar. Ya böyle bu saçma bir şey hadis olabilir mi? Zaman geçiyor, bakıyorsun ki bilim hadisi doğuruyor. Sadece bilim değil. Doğruluyor. Mesela mücedditler zaten bunun için var. Üstad Hazretleri mesela 5. Şua'da o dil uzattıkları, o müteşabih şeyleri, ayetleri ve hadisleri hepsini ne yapıyor? Yorumluyor. Yani demek ki onlar da fiillerde de ben bunu anladım. Demek ki fiiller de müteşabih olabilir. Olabilir. Yani ben bu şimdi okuduğunuzda öyle bir şey oldu. Üstad diyor ya ahir zamanla ilgili hadislerle hani Deccal'in 40 günde dünyaya ulaşması meselesi. Tabii. Diyor o zaman eskiden diyor bunlara imkansız geliyordu. Şimdikiler diyor hani olabilir, iletişim ulaşım o kadar gelişti ki artık makul diyor. Ona diyor siz eskiden imkansız derdiniz. Tabii. Evet. Elhamdülillah güzel oldu bunlar. Devam ediyorum abi. Evet, Zat-ı Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam gayb-ı aşina kalbiyle dünyada asr-ı saadetten ebed. Bak, gayb-ı aşina kalbiyle nazar-ı nübüvvet görüyor o bütün resmi. Gayb-ı aşina kalbiyle dünyada asr-ı saadetten ebed tarafında olan meydan-ı haşr-ı temaşa eden ve yerden cenneti gören ve zeminden gökteki melaikeleri müşahede eden ve zaman-ı Adem'den beri mazi zulümatının perdeleri içinde gizlenmiş hadisatı gören, hatta Zat-ı Zülcelal'in rüyetine mazhar olan nazar-ı nuranisi, çeşmi istikbal binisi, yani geleceği tanıyan gözü, elbette Hazreti Hasan ve Hüseyin'in arkalarında teselsül eden aktab ve eğme-i verese ve Mehdi misalleri görmüş ve onların umumu namına başlarını öpmüş. Evet, Hazreti Hasan'ın radıyallahu anh başını öpmesinden Şah-ı Geylani'nin hisse-i azimesi var. Demek ki neymiş? Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'e radıyallahu anh mecmain Efendimiz aleyhissalatü vesselam muhabbeti sadece şahıslarına değil, onların temsil ettikleri soya, o soyun yapacağı fonksiyona, oradan gelecek büyük insanlara, Şia, yani ümmetin kurtuluşuna yani. Evet, aslında ümmetin geneline. Şia o derinliğe sahip olmadığı için diyorlar ki ya bu kadar hadis var haklarında, bu kadar rivayet var. Bu inki insan nasıl diğerleriyle bir tutulabilir, diğer sahabeyle bir tutulabilir? Düz mantık, evet, düz mantık düşünüyorlar. Sadece ona baktıkları için diyorlar ki ya bunlar sıra dışı insanlar olmalı, bunlar masum imamlar, masum bunlar soyda masum, bunlar günaha girmezler gibi gibi şeyler oradan gelmiş arıza olarak. Bu diğer nükteye geçeyim mi abi? Vaktimizi doldurduk gibi geliyor bana. 40 dakika oldu abi. 42 dakika oldu. Burayı da okuyayım mı biraz? Okuyayım. Peki. Üçüncü nükte. Biraz da buradan okuyup toparlayayım ondan sonra. İllel meveddete fil kurba. Ayetinin bir kavle göre manası, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam vazife-i risaletin icrasına mukabil ücret istemez.
Yalnız ehli beytine meveddeti istiyor. Yani Ali beytine muhabbet olsun istiyor. Eğer denilse bu manaya göre karabeti nesliye cihetinden gelen bir fayda gözetilmiş görünüyor. Halbuki inne ekremekum indallahi etkakum sırrına binaen, kısa bir meali şu şekilde bu şey, Allah katında en şerefliniz, en ziyade takva sahibi olanınızdır. Hucurat suresinin 13. ayetinden. Allah katında en şerefliniz, en ziyade takva sahibi olanınızdır. Bu ayet olduğu halde peki niye akrabasına muhabbet istiyor? Bir çelişki yok mu yani? Evet. Hem sanki akrabalık ilişkisi şeyi varmış gibi, hem de takva övgüsü varmış gibi. Sırrına binaen karabeti nesliye değil, belki kurbiyeti ilahiye noktasında vazife-i risalet cereyan ediyor. El cevap, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam gayb-ı aşina nazarıyla görmüş ki Ali Beyti alim-i İslam içinde bir şecere-i nuraniye hükmüne geçecek. Alim-i İslam'ın bütün tabakatında kemalat-ı insaniye dersinde rehberlik ve mürşitlik vazifesini görecek zatlar ekseriyeti mutlaka ile Ali Beyt'ten çıkacak. Teşehhüddeki ümmetin Ali hakkında duası ki, bakın namazda okuduğumuz duanın bizim hayatımıza yansıması. Belki de Bediüzzaman Hazretleri dahi bu duanın sonucu arkadaşlar. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Kema salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim. İnneke hamidun mecid. Kısa bir meali. Allah'ım tıpkı İbrahim'e ve İbrahim'in aline salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in aline ve salat et. Muhakkak ki sen her türlü hamd ve övgüye nihayetsiz derecede layıksın ve şan ve şerefin her şeyden nihayetsiz derecede yüksektir. Buhari'de, Müslim'de geçen bir şey bu dua. Biz de zaten namazlarımızda okuyoruz. Makbul olacağını keşfetmiş. Yani nasıl ki millet-i İbrahimiye'de ekseriyet-i mutlaka ile nurani rehberler, Hazreti İbrahim'in aleyhisselam alinden, neslinden olan enbiya olduğu gibi, ümmeti Muhammediye'de de aleyhissalatü vesselam vazife-i azime-i İslamiyet'te ve ekser turuk ve mesalikinde enbiya-i Beni İsrail gibi aktab-ı Ali Beyt-i Muhammediye aleyhissalatü vesselam görmüş. Onun için قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى demesiyle emrolunarak Ali Beyt'e karşı ümmetin meveddetini istemiş. Bu hakikati teyit eden mükerrer rivayetlerde ferman etmiş. Bu Sakaleyn hadisi galiba. Size iki şey bırakıyorum. Onlara temessük etseniz necat bulursunuz. Biri Kitabullah, biri Ali Beyt'i. Çünkü Sünnet-i Seniyye'nin menbaı ve muhafızı ve her cihette iltizam etmesiyle mükellef olan Ali Beyt'tir. Bu hadisle ilgili ilginç şöyle bir şey var. Bu hadis iki şekilde rivayet ediliyor kaynaklarda. Birisinde diyor ki size iki şey bıraktım. Biri Kur'an, biri Ali Beyt'imdir. Diğerinde diyor ki size iki şey bıraktım. Biri Kur'an, biri sünnettir. Tamamlıyor birbirini. Evet, tamamlıyor aslında iki hadis birbirini. Bunlar, Sakaleyn hadisi diyorlar bunlara. Çünkü sünnet-i seniyenin menbaı ve muhafızı ve her cihette iltizam etmesiyle mükellef olan Ali Beyt'tir. İşte bu sırra binaendir ki kitap ve sünnete ittiba ünvanıyla bu hakikati hadisiye bildirilmiştir. Demek Ali Beyt'ten İşte kilit yer burası arkadaşlar. Bu Risale'nin bence özü, özeti neresi deseniz ben burayı derim. Risale'yi toplayan cümle. Dersimizin hitamı. Demek Ali Beyt'ten vazife-i risaletçe muradı sünnet-i seniyesidir. Sünnet-i seniyeye ittibağı terk eden hakiki Ali Beyt'ten olmadığı gibi Ali Beyt'e hakiki dost da olamaz. Ne kadar sünnet-i seniye o kadar Ali Beyt. Bizim Ali Beyt kavramına yaklaşımımızda Şia'dan bir farkımız da bu. Ehl-i Sünnet ve Cemaat diyor ki Ali Beyt'in ilk kastedilen evet o Hazreti Fatıma, Abba Hazreti Ali. Onlardan gelendir ama ikinci olarak mesela Kur'an'da Ali Beyt kavramı Efendimizin eşleri için de kullanılmıştır. Kur'an'da ayettir yani. Ali Beyt kavramı eşleri için de kullanmıştır. Ehl-i Sünnet der ki ikinci aşamada Ali Beyt bütün akrabalarını kapsar Efendimizin. Üçüncü aşamada sünnet-i seniyeye hakkıyla ittiba eden hakiki alim olan herkes onun içindedir. Üstad diyor ya ben de manevi ehli beytten sayılabilirim. Onun delilinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mesela Selman-ı Farisi'ye sen ehli beytimdensin demiş. Soyca bir akrabalığın var? Yok.
Ama Hazreti Selman o kadar onu seviyor ki, o kadar onun ittibaında ki, sen de benim ehli beytimdensin demiş. Bu da diyorlar ki hani delildir. Hakiki Allah dostları da Efendimiz'in sünnetine ittiba edenler de yine o ehli beyt kavramının içindedir demişler. Şemsiyesinin altında. Evet, onun içindedir yine. O açıdan elbette bizim bakışımız Şia gibi değil. Biz ehli beyti daha cami bir kavram olarak düşünüyoruz. Efendimiz'in muhabbetini daha cami bir şey olarak düşünüyoruz. Sonuçları itibariyle daha büyük bir resme baktığını düşünüyoruz. Onun şefkat ilgisinin de ümmetinin bütün detaylarıyla olduğunu düşünüyoruz, düşünüyoruz, düşünüyoruz. Yani baştaki ayetten buraya gelirsek, bizim o ayetlere bakışımız, oradaki ifadelere bakışımız daha geniş bir perspektifte. Bu da elhamdülillah bizi istikamette tutuyor. Dersimiz burada sona ersin, burada bitirelim. Ne diyelim dua olarak? Cenab-ı Hak bizi o ehli beytin, o kutupların, rastların, evet, onların etba eylesin. Hem de sünnet seniyesin en ehemmiyetli şey. Onun peşinde eylesin. Her zaman adım adım takibinde eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahru da'vahmenilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.